iyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Kültür Sanat Ajandamızdan gelişmelerle karşınızdayız. 37. İstanbul Film Festivali Lütfü Kırdar'da düzenlenen törenle açıldı, başladı ve açılış töreninde festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Ayrıca her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi sinema onur ödülleri ve emek ödülleri de sahiplerini buldu. İşte açılış töreninden detaylar. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 37. kez düzenlenen İstanbul Film Festivali, açılış töreninde sinema severleri bir araya getirdi. Festivalin ünlü konukları arasında bir süre önce ciddi bir sağlık sorunu yaşayan, tedavi süreci tamamlanan Kadir İnanır da vardı. Her şey çok güzel. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan törende önce festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Yıllardır festivalin belgesel kuşağını destekleyen NTV adına plaketi NTV Program Müdürü Handan Özsoy aldı. Gecede sinema onur ödülleri ve emek ödülleri de sahiplerini buldu. Türk sinemasının en sevilen oyuncularından Perihan Savaş, sinema onur ödülüne layık görüldü. Benim tiyatro ve sinema yolculuğumda bana destek veren, hep yanımda, hep arkamda olan babam ve anneme çok teşekkür etmek istiyorum. Bana kadın olduğumun altını çizen, önümü açan ve sahnede olmamı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de çok teşekkür ederim. Yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz, yapımcı Arif Keskiner, onur ödülüne layık görülen diğer isimler oldu. Emek ödülü ise Beyoğlu Atlas Sineması'nın 30 yıldır müdürlüğünü yürüten Cevdet Pişkin'e takdim edildi. Törenin ardından Andrew Hay'in yönettiği Lean on Pete filmi gösterildi. Türk ve dünya sinemasından seçkin filmlerin yer aldığı festival 17 Nisan'a dek sürecek. Açılış böyle gerçekleşti. Şimdi de film festivalinin programından sizin için seçtiklerimizle devam ediyoruz. Er suchte ein Hotel, etwas, wo er Ruhe finden, wo er sich verstecken konnte. Festivalin galalar bölümünde yer alan Transit, günümüzün göçmen krizine Avrupa'nın geçmişinden bakıyor. Mexikanischen Konsulat abgeben und vielleicht einen Finderlohn erhalten und dann. Anna Segers'in 1942 tarihli romanından uyarlanan Christian Petzold imzalı filmde Paula Baer, Lillian Batman, Ronald Kukulis, Godard Giese gibi isimler rol alıyor. Ich werde mich um dich kümmern. Krieg, Unterdrückung, Folter vielleicht. Mavi Kod ve Özel Hayatlar filmleriyle tanınan Ursula Antoniak'ın son filmi, aile, kökenler, yurt ve yurtsuzluk üzerine sorular soran bir baba oğul hikayesi anlatıyor. Annemce, akseptuyorumce, nie mogą mnie ignorować. Almanya'da yaşayan Polonyalı avukat Mikael'i merkezine alan filmde Jakob Girsal ve Andrzej Kira başrolde. Alanis, festivalin en yeni bölümü Çiçek İstemez'de yer alan filmlerden biri. No quiero chicas, eh. Tu papá vive? No sé, no lo veo desde los siete. Buenos Aires'te çocuğuna bakabilmek için karanlık yollara sapan, bir yandan da ön yargıları kırmak için mücadele eden Alanis'in hikayesi, Arjantinli yönetmen Anahí Berner'i imzasını taşıyor. Ödüllü filmin başrol oyuncusu Sofia Gala Castiglione. Ah, sí, ya sé, que te gusta trabajar a vos. Sabes tú lo proyecto que engañó un papá. NTV Belgesel Kuşağı bölümünde yer alan makala, premierini yaptığı Cannes Eleştirmenler Haftası bölümünden büyük ödülle döndü. Kongo
bu demokratik cumhuriyetinin güneyinde hayatını kömür yapıp satmakla kazanan genç bir adamı anlatan belgeselin yönetmeni Emmanuel Gras. Belgesel, aşırı yoğun kömür imalatı yüzünden bitki örtüsüyle hayvan nüfusu neredeyse tükenmiş olan bir bölgede geçiyor. Sevgili seyircilerimiz, Tarkan uzun bir aradan sonra Avrupa turnesinde. Berlin'de başladığı turneye Tarkan Rotterdam ve Düsseldorf'ta devam etti. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserlerin Rotterdam ve Düsseldorf ayağını Kral Pop TV izledi. Ve konserlerine devam ediyor Tarkan. Biz de izlenimleri ekrana getirmeye devam edeceğiz. Demir Demirkan'ın New York'ta kaydettiği yeni albümü War Tree Awakening yayınlandı. Ve şu sıralarda Demir Demirkan Türkiye'de, biz de o vesileyle bir araya geldik. Albüme ve hayata dair sohbet ettik. Sizleri Demir'le gerçekleştirdiğimiz sohbetle baş başa bırakıyoruz. Yeni günde buluşmayı diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, gece gündüzde yola müziğin gündemiyle devam ediyoruz ve epeydir görüşemediğimiz müzisyen dostumuz Demir Demirkan'la birlikteyiz. Demir, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bir vesileyle geldin her şeyden önce. Burada olmana mutlu oluyoruz ama yepyeni bir proje. Evet. Bir üçleme olarak tarif etti arkadaşlarım. Doğrudur, doğru, değil doğru. mi? War... Three diyelim ama bu Awakening olan ilk albüm. War Three üçlemenin genel adı. Evet. Awakening birinci bölümün ismi. Peki. Uyanış. Genel isim işte 3. Savaş ya da Savaş 3 diye tercüme edilebilir. Awakening de Uyanış. İkinci ve üçüncü bölümleri de var. İsimleri, kapakları, her şeyi tamam. Tamam. Ama şimdi burada açıklamayacağım onları tabii. Şimdi tabii bu... Devam eden bir proje ise şu anlamada geliyor mu? Zaten Amerika'ya gittiğinde aklında böyle bir proje vardı ve hayata geçirmek için fırsat mı oldu? Yoksa oraya gidince belki biraz daha mı şekillendi? Öyle değildi. Oraya gidince şekillendi. Ya bir şey yapacağımı biliyordum ama ne yapacağımı bilmiyordum. Evet. Birkaç opsiyon vardı kafamda, işte o da olabilir, bu da olabilir diye. En son bunda karar kıldım ve bu çok büyük kapsamlı bir proje olduğu için üçe bölmem gerekti. Çünkü eğer tamamına girip de bir kere de çıkarmak isteseydim herhalde 2-2,5 yılımı alacaktı. Onun için o kadar da beklemek istemedim açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. O teknik olarak oradaki yerleşmen, oradaki network'ünü kurman tabii bir vakit alıyor. Şimdiki network'le birinci yapıyoruz ama o gelişince ikinci belki daha da iyi olabilir, daha fazla imkanım olabilir diye düşündüm. Ama evrile evrile gitmesi mantıklı geldi bana. Ki arada belki yaşanmışlıklar da eklenecek. Kesinlikle. Muhakkak. New York'ta lansman konseri yapmışsın, evet, öyle mi? Doğru. Onu da biraz anlat istiyorum. Aslında evet, sen hep yurt dışı deneyimli bir müzisyendir. Çokça projeye, hatta bir kısmına birlikte evet, gittik. Doğru. Ve evet, orada iş yapabilmenin kurallarını bilen bir müzisyensin aslında. Hı-hı. Ama yine de mesela orada gittikten sonra, yerleştikten sonra ilk projen, arkasından lansman konseri yaptın. Evet. Hani, nasıl bir fark var ya da senin için nasıl gelişiyor? Ya temelde aynı her şey. Yani sonuçta albümünü prodüksiyonu yapıyorsun. Evet. Prodüksiyonu yaparken albümde çalışan insanlar var. İşte söz yazarından tut da ses teknisyenine kadar, işte kapak tasarımına kadar. Arkasından da işin içine bir şekilde bir medya girmesi lazım ki o da insanlara tanıtımını yapabildiği. Ama prodüksiyon takımını kurduktan sonra, o aşamayı geçtikten sonra, albüm bittiğinde bunu işte medyaya, basına, televizyona ve müzik sektörüne tanıtmak için, kendini de tanıtıyorsun bu arada, sadece projeyi değil tabii, ben yeni geldim, işte biz böyle çalıyoruz, ben böyle bir adamım falan gibi bir yere girmen lazım. Tabii. Çünkü soruyorlar sen kimsin, desin niye geldin ya da niye beni arıyorsun diye. Onu yapmak için de bir basın lansmanı yapmak gerekiyor. Orada da çaldım. Yani bu 5 şarkıyı, hatta 2-3 tane Türkçe çaldım. Benim eski repertuardan.
basından da gelenler oldu, müzik sektöründen gelenler oldu, müzik basınından gelenler oldu. İyi bir lansman yaptık. Onun da yansımaları çıktı daha sonradan. İyi eleştiriler geldi. Yani şu ana kadar hiç kötü eleştiri gelmedi. Ya, Batı'da bu eleştiri olayı çok belirleyici, evet, öyle değil evet, mi? Evet, kesinlikle çok önemli. Ve istiyorsun albümün eleştirilmesini. Ya sen yolluyorsun albümün, hadi ne olur lütfen evet, yap falan diye. Çünkü eleştirmenlere bir ton albüm geliyor sürekli. Tabii. O potaya girmek bile evet, aslında. Senin önemli. Yani senin kim olduğun, ne olduğun, nasıl bir arka hikayen var, yani sana nasıl ilgi gösteriyorlar, albüm ne hakkında, kimler çalışmış falan, bunlar hepsi bir değer yaratıyor ve diğer albümlerin önüne geçiyorsun. Aynı nasıl sen Spotify'dan listeden bir şey seçerken işte evet, bir şeylere bakıyorsun, ismine bakıyorsun falan, onların da kendi kriterleri var. Şu ana kadar iyi gitti, dönünce devam edeceğim şimdi. Tamam. Peki kimlerle çalıştın? Çünkü o da senin belki yolculuğunu etkileyecek bir unsur. Çünkü bugüne kadar dediğim gibi sen hep ya ekip başı oldun ya bir ekiple çalıştın, evet, değil mi? Evet. Bu kez nasıl oldu? Yine ekip başı oldum. Ekip başı. Keşke olmasaydım ama bir gün gelecek, onu yapmak evet, zorunda kalmayacağım. Prodüktörlüğü ve şarkı yazarlığını ortak Phil Galston adlı bir müzisyenle yaptım. Phil Galston şimdiye kadar bayağı bir global hite imzasını atmış. Sheryl Crow'dan tutun da Beyoncé'ye kadar herkesle çalışmış bir şarkı yazarı. Aynı zamanda da prodüktör. Daha önceden bir projede çalışmıştık. Oradan tanıyordum ve reddetmedi projeyi. Birlikte yazdık. Konsepti ben ona götürdüm. Şarkıların çoğu vardı ama bir Amerikalı birisinin o sözlere bakması, o müziği Amerikan kulağına göre biraz daha adapte etmesine ihtiyacım vardı açıkçası. Ondan sonraki aşamada kaydıydı. Kayıt içinde Kevin Killen adlı birisiyle çalıştık. Kevin Killen İrlandalı, New York'ta yaşıyor ve şimdiye kadar yaptığı işlerin arasında David Bowie, Peter Gabriel gibi isimler var. Bir de Demir Demirkan var şimdi. Ne güzel. Ya bu insanlar dünya tatlısı, öyle hani isim listesi var onların biyografilerinde evet, falan ama yani inanılmaz mütevazi ve ayakları yere basan insanlar, çok samimiler. Ve gerçekten varı yoğunesi veriyor projeye. İşini iyi yapanlar, biz hep böyle bir yanılsama içindeyiz ya, işini iyi yapanlar ve yaptığından emin olanlar zaten öyle yüksek bir ego ile. Aynen, kesinlikle öyle. Değil mi? Ya bu da aslında çok iyi. Karşına çıkmıyorlar, evet, doğru. Bir aşaması da albüm kapağıydı zaten. Evet. Hugh Syme yaptığı albüm kapağında. Hugh Syme da şimdiye kadar işte bayağı bir heavy metal rock albümlerinin kapağını yapan, Megadeth'ten Whitesnake'e, Whitesnake'ten Rush'a kadar, hatta Rush albümlerinin tamamını galiba yapan bir grafik tasarımcı. O da kabul etti çalışmayı ve özellikle bu insanların çalışmasına tanık olduğun zaman, yani mesela Hugh Syme'ın sözel dünyayı alıp, benim söylediklerimi alıp bir anda imgeye çevirme sürecine tanık olmak müthiş bir deneyim. Yani inanılmaz bir şey. Yani ve bu real time oluyor. Direkt sen söylüyorsun ama diyorsun ki işte yumurtadan birisi çıkarken o çıktığı dünya mükemmel bir dünya değil. Aa, o zaman yumurtanın etrafını dikenli tel saralım diyor. Bir anda yani. Veya bunlara tanık olmak, bu sürece tanık olmak gerçekten çok şey öğretiyor insana. Evet, sana da senin müziğine de büyük katkı elbette. Her biri yeni bir tecrübe. Ve şimdi buradasın. Burada albümün konserleri ve zannediyorum böyle bir takvimi var. Evet. Ne kadar burada olacaksın? Mayıs 15'e kadar şu anda plan. Bir tane konseri yaptım İstanbul'da. Pentagram konserleri de var bu arada. Hala o birlikte konserleri yapıyoruz. Ona da çok memnun oluyoruz biliyorsun. Evet ya, çok yani benim için de müthiş bir deneyim. 30. Tekrar. Yıldı değil mi? Evet, ya? Ne güzel. Senin gıyabında da kutladık ekip. Öyle mi? Ha, geldik. Süper, harika. Evet, evet. 30. yıl bitti bu arada. Akustik olay şu anda biraz sene kapandı gibi şey. Artık elektrik konserler oluyor. Hatta Avrupa konserleri de olacak yakında. İşte 1,5 ay gibi bir zaman içerisinde büyük ihtimalle 16-17 konser falan yapacağız. Baya güzel, evet, bir tempo. Baya hızlı bir özlediğini tempo. Özlediğini de tahmin ediyorum ama. Pentagram'ı, benim konserlerimi. İkisini de çok hepsini özledim. Hepsini, çünkü evet, aslında hani o üretim aşamasında biraz da kapanma gibi bir süreç yaşıyorsun. Ya ben ülkeyi özledim açıkçası. Yani, ülkeyi de özledim, doğru. Buraya gelip hani çalmak, bir de buradaki müzisyen arkadaşlarımla, ben 20 yıldır aynı insanlarla çalıyorum, evet, sahnede. Tekrar onlarla çalmak, geçen konserde mesela
her şeyi unut. O deneyim tekrar müthiş bir şeye yol açtı. Duygusal bir yoğunluğa yol açtı. Evet. Aynı seyirciyi tekrar görmek işte İstanbul seyirci. Şimdi gideceğiz Ankara'da çalacağız. Yani tamam orada da yapıyorsun bu işi ama orada da seyirci büyüyecek. Birileri gelecek. Bu bir süreç orada devam edecek. Belki Avrupa'ya gidecek. Evet. Ama burası bizim yerimiz ya. Burada evimiz burası. Toprağımız. Evet, nereye gidersek gidelim o geçici olacaktır eninde sonunda. Çok özlüyorum burayı bu arada. Özlüyorsun. Peki en son Fatma Turgut'la İstanat'ta biz görüşmüştük. Onun evet, üstünden evet, epey evet, zaman doğru. Geçti ama o tür projelerde devam ediyor musun senin açından? Fatma'yla yapacağımız proje bir konserle kaldı ama şimdi bir iki tane teklif var ama zaman yok bunu yapmak için. Yani tuhaf bir şey oluyor. Şimdi birlikte olan projelerde insanları bir araya itmek zor. Çünkü herkesin kendi hayatı ayrıştıkça herkes kendi yoluna gidiyor ve zaman yetmemeye başlıyor. Yani mesela Nisan-Mayıs ayında bütün tarihlerin doluysa yeni gelen konseri maalesef alamıyorsun. Yani ona bir şey üretmen evet, gerekiyor. Tabii. Bir zaman üretmen gerekiyor. Yani bunlar bayağı şans öyle söyleyeyim sana. Olabilse harika oluyor evet. Ama denk gelmesi lazım. Yani üç kişinin bir araya gelip de prova yapması, ondan sonra konserin organizasyonu falan şu durumda çok yoğunuz ve inşallah olur diyeyim yani. Öncelik anladığım kadarıyla kendi projelerim. Evet şu anda öncelik Pentagram'da ve bende. Pentagram evet. Ve Demir Demirkan. Bunlar güzel haberler. Hem senin projenin yolu açık olsun. Üçleme olacak ki o süreci de takip edeceğiz. Hem buradaki konserlerde bir kez daha sen de seni özleyenlerle buluşacaksın. Hı-hı. Senin de özlediğin bir ortam olacak. Ne ala. O zaman güzel haberler verdin. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.